Evet, bugünkü dersimizin konusu ölçme. Hatırlayacaksınız, iki önceki derste kavramsallaştırma ve işletimselleştirmeden söz etmiştik. Tabii bu iki aşamanın hemen ardından gelmesi gereken ölçme. Yani üzerinde araştırma yaptığımız kavramı bilimsel olarak tanımlayacağız. Artı bunun gerçek dünyada ölçülebilir bir tanımını yapacağız. Daha önce hatırlarsanız sosyoekonomik statü ve akademik yeteneğin akademik başarı üzerinde etkisinin nasıl işletimselleştirilebileceğini konuşmuştuk. Ve son aşamada da araştırmacı olarak gidip hangi konu üzerinde araştırma yapıyorsak bunu ölçeceğiz. Bu derste belli başlı konular, ölçme türleri, ölçüm düzeyleri, ölçme kalitesi, bileşik ölçüm türleri olacak ve örnekler vereceğiz dersin sonuna doğru ölçme ile ilgili olarak. Biraz önce de dediğim gibi kavramsallaştırma, işletimselleştirme ve ölçme bir bütün aslına bakılırsa. Dolayısıyla bütün bundan önceki aşamaları, yani neden sonuç ilişkisi kurma, araştıracağımız kavramı tanımlama, onun operasyonel, işletimsel tanımını yapma, hep gerçek dünyada ölçüm yapabilmek amacıyla ayrıntılı olarak üzerinde durduğumuz konular. Hatırlayacaksınız, örneğin demokrasi nasıl işletimselleştirilir biçiminde bir örneğimiz vardı. Dolayısıyla da araştırmacının sürekli üzerinde durduğu konu, acaba bu araştıracağım şeyi nasıl ölçebilirim? Örneğin bugünkü gazetede bir haber vardı. Daha önce Cumhurbaşkanı'nın da doktorluğunu yapmış olan sağlık uzmanı, profesör şöyle bir şey diyor. İşte yürüyüşün koşmadan sağlık için daha yararlı olduğunu söylüyor. Bunun nedeni de evrimsel gelişim sürecinde insanların koşma eylemini daha çok tehlike anlarında yaptığı için stres üretmesi vücut üzerinde. Dolayısıyla da bu kişilerin normalden daha az yaşamaları biçiminde yorumluyor. Hatta şöyle de bir örnek vermiş. İşte en çok koşanlar futbolcular, ama futbolculara bakıyorsunuz onların yani yaşam süreleri aslında çok fazla uzun değil. Hatta futbolcular içerisinde yaşam süresi daha uzun olanlardan koşmadıkları için kaleciler diye. Şimdi bu çok yeni bir haber. Tabii nasıl araştırılır hiçbir fikrim, yani bir fikrim var ama şu anda en azından üzerinde düşünmüş değilim. Fakat örneğin böyle bir iddiayı kavramsallaştırıp, operasyonelleştirip ölçmek istediğinizi düşünün. Değil mi? İlginç bir şey. Bu bir anda işte hayatınız, eğer futbolcu olarak kazanacaksanız yaşam sürenizle ilişki kurmanız gerektiği konusunda bir hipotez geliyor önünüze. Dolayısıyla bir bilim insanı sonuçta eğer böyle bir iddia varsa, yani koşmanın yürümeden daha az yararlı olduğu insan yaşamı için, ömrü için, o zaman acaba bunu nasıl ölçebiliriz diye düşünmek durumundayız. İlginç bir örnek. Kuşkusuz sayın doktorun hangi referanslara dayandığını bilmiyorum ama herhalde bu konuda da araştırmalar yapılmış olmalı ki böyle bir haber çarptı gözüme. Peki nedir tanım olarak ölçme? Nesneleri ve olayları bir değişkeni oluşturan özellikler aracılığıyla tanımlamak için gerçek dünyanın dikkatle ve istendik bir biçimde kasıtlı olarak gözlenmesi. Yani örneğin biraz önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi yürüyüşün koşmadan daha çok insan sağlığına yararlı ve insan ömrünü uzatan bir şey olduğunu düşünüyorsak, acaba bunu nasıl ölçebiliriz? Yani birçok yolları olabilir kuşkusuz. Yani örneğin spor olarak koşma sporunu yapanlarla
diyelim ki yürüyüş sporunu yapanların ortalama yaşam sürelerine bakabilirsiniz. Bu ölçülü yapılacak şeylerden bir tanesi ama tabii ki kavramsallaştırma ve operasyonelleştirme o kadar kolay değil bu aşamada. Evet, belki yaşam sürelerine bakabilirsiniz ama başka etmenlerde olamaz mı? Örneğin cinsiyet başlı başına bir kişinin ne kadar uzun yaşayıp yaşamayacağıyla ilgili bir olay. Ya da içinde bulunduğu genel sağlık durumu ya da genetik mirası acaba onun ömrünü ne kadar uzatıyor, kısaltıyor gibi. Gördüğünüz gibi bir anda neyi ölçeceğimiz konusunda aslına bakılırsa daha sıkı bir çalışma yapmamız gerektiğini, daha sağlam bir kavramsallaştırma, operasyonelleştirme adımları izlememiz gerektiğini bize söylüyor. Ama tanım olarak demek ki dikkatli ve istendik bir şekilde biz hangi konuda araştırma yapıyorsak bunu ölçmeye çalışacağız. Önceki derslerde de hep üzerinde durmuştuk. Sosyal bilimciler genellikle soyut kavramları ölçüyorlar. Yani örneklerimiz vardı. Önyargı gibi, demokrasi gibi, bağımlılık gibi vesaire. Dolayısıyla da tabii araştırmacı olmayan kişilerin hemen aklına gelen şeylerden bir tanesi ya gerçekten bu tür soyut kavramlar ölçülebilir mi? Ya da daha genel söyleyecek olursak sosyal bilimciler her şeyi ölçebilir mi? Hatta bir adım daha ileri giderek acaba kişinin sevgilisini günde kaç kez telefonla aradığını ölçüyorsunuz ama esas ölçtüğünüz şey aşk mıdır örneğin? Ya da demokrasi ile maddi refah arasında bir ilişki olduğunu buldunuz. Maddi refah için kişi başına düşen milli gelire baktınız. Demokrasi içinde işte daha önce saydığımız özelliklere dayanarak seçimlerin olması, başkanın ya da başbakanın seçimle yenmesi vesaire gibi kuralları ve dediniz ki demokrasi ile maddi refah arasında bir ilişki var. Gerçekten ölçtüğümüz şey bu mudur? Aslına bakılırsa sosyal bilimciler her şeyi ölçebilir. Neden derseniz evet kavramlar belki soyut ama operasyonelleştirme sırasında, işletimselleştirme aşamasında siz o kavramı nasıl gözleyeceğinizi, nasıl ölçeceğinizi de konuşuyorsunuz. Tanımı yaparken belki aşk kavramını ölçmek için kullandığınız boyutlardan bir tanesi kişinin sevgilisine kaç defa telefon etmesi olabilir. Ama bunun yanı sıra başka boyutlar da var. Hatırlayın daha önce konuştuğumuz beyindeki kavram çekmecesindeki tanımları. Dolayısıyla belki bazılarımız işte sevgilinize günde kaç defa telefon ettiğinizi aşkın bir boyutu olarak görmeyebilir. Ama genel olarak o çekmecelerde saklanan gözlemlere baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı aşık olan bir kişinin gösterdiği davranışları üzerine anlaşma sağlayabiliriz. Dolayısıyla oradan giderek de soyut bir kavram olarak aşkı da, önyargıyı da, demokrasiyi de bunun gibi sosyal bilimlerin konu alanına giren şeyleri de ölçebiliriz. Tıpkı örneğin işte insan yaşam süresi için spor olarak koşma mı yoksa yürüyüş mü daha iyidir ölçebileceğimiz gibi. Üç tür ölçme yapabiliriz. Gerçek dünyada ölçmek istediğimiz nesneler, kişiler, gruplar, bireyler vesaire hakkında. Birincisi doğrudan gözlem. Yani ben buna armutun sapı, üzümün çöpü diyorum. Yani bakarak örneğin bir kişinin cinsiyetini kolayca belirleyebilirsiniz. Hani ya da onun ötesinde çıplak gözle ölçebileceğiniz şeyler var. Tabii bu her zaman mümkün olmayabilir. Örneğin bir anket uyguladığınızı düşünün. Cinsiyet sorusunu soruyorsunuz. Ama o anda doğrudan bir gözlem yapmıyorsunuz. Anketi dolduran kişi cinsiyetini ne olarak işaretliyorsa anket formu üzerine siz
o anketi dolduran kişinin cinsiyetinin o olduğunu düşünüyorsunuz ve ona göre hareket ediyorsunuz. Bu da dolaylı olarak gözlenebilen bir ölçme türü. Bunun yanı sıra bu tür sorular içeren anket formlarındaki sorular dolaylı biçimde ölçüme dayanıyor. Yaş gibi, işte saç rengi gibi vesaire. Buradaki farkın dikkat ederseniz doğrudan gözlemle dolaylı gözlem arasındaki fark, birinde daha çok belki görüşme yoluyla, yani bizzat ölçmek istediğiniz kişi ya da nesneyi gözleyerek elde edeceğiniz bilgiler. Bu nesne de olabilir. Örneğin ortalama kitapların kaç sayfa olduğunu bulmak istediğinizde pekala doğrudan gözlem yapabilirsiniz bir grup kitap üzerinde. Ama öte yandan kalkıp aynı soruyu dolaylı olarak da sorabilirsiniz. İşte yayıncılara geçen yıl içerisinde yayınladıkları kitapların ortalama sayfa sayısını sorduğunuz anda bu sefer dolaylı bir gözlem yapmış oluyorsunuz. Burada belki gözlem sözcüğünü çok geniş anlamda kullandığımızı bir kez daha vurgulamak lazım. Observation anlamına gözlem, yani gözlem demek ille de çıplak gözle gözleyecekseniz anlamı içermiyor. Dolayısıyla dolaylı olarak gözlenebilen dediğimiz zaman aslında dolaylı olarak ölçülebilen demek istiyoruz. Bir üçüncü tür ölçme ise yapı aracılığıyla yaptığımız gözlemler, ölçümler. Bu tür ise doğrudan ya da dolaylı olarak gözleyemeyeceğimiz gerçek dünyadaki bazı şeyleri ölçmek için, gözlemlemek için kullandığımız bir yol. Yapıdan kasıt ise araştırmacıların belirli bir şeyi gözlemek için geliştirdikleri ölçme aracı anlamına, construct anlamına. Hatırlayacaksınız, yabancılaşma için yaklaşık 50 yıllık bir süre içerisinde kişilerde ya da toplumda gözlenen yabancılaşmayı nasıl ölçeriz diye kafa patlatıldığını ve sonunda Leo Stroll adlı bir araştırmacının bunun nasıl ölçüleceğini bulduğunu, bununla ilgili 4-5 tane soru geliştirdiğini söylemişti. Dolayısıyla da üçüncü ölçme türü gerçekten son derece önemli. Şimdi isterseniz bir karşılaştıralım. Bakıyoruz acaba karşımızdaki ne kadar zekidir? Belki zeki insanların dış görünümü konusunda kafanızda bir prototip olabilir. Ama bu zekidir, bu zeki değildir diye doğrudan gözlem yoluyla yapacağınız bir araştırmanın sonucu herhalde çok az kişiyi ikna eder. Öte yandan, diyelim ki doğrudan gözlem yapmak yerine bir anket aracılığıyla kişilerin kendilerine sordunuz. Yani dolaylı olarak siz kendinizin ne kadar zeki olduğunuzu düşünüyorsunuz. Verdiğiniz oradaki değerleri kişiler de işaretlediler. Topladınız bütün cevapları, dediğiniz ki bu gruptaki insanların şu kadarı şu düzeyde zeki, şu kadarı şu düzeyde zeki. Şimdi çok muhtemelen bu araştırma sonuçlarına da yine bir itiraz gelecektir. Çünkü kişilerin kendi rapor ettikleri şeye dayanıyor ve son derece öznel, subjektif bir takım şeyler olabilir. Yani dolayısıyla da bizim burada daha farklı bir ölçüm türünü kullanmamız gerekiyor. İşte yapı dediğimiz de bu. Nitekim yapılan araştırmalarda eğer doğrudan ya da dolaylı olarak gözleyemeyeceğiniz bir soyut kavramdan söz ediyorsak, o zaman araştırmacılar uzun yıllar acaba bu soyut kavramın nasıl ölçülebileceğiyle ilgili bir takım sorular ya da gözlemler geliştiriyorlar. Bu derste göreceğimiz örneğin endeksler ve ölçekler bunlardan bir tanesi. Bizim örneğimiz açısından örneğin IQ testi bu tür yapıya mükemmel bir örnek. Nedir IQ testi? IQ testi bir kişinin ister kendi beyanına isterse dış görünüşüne bakarak zeki olup olmadığına karar vermek yerine o kişinin
akılla, zekayla ilgili becerilerini, yeteneklerini ölçmek için geliştirilmiş bir dizi sorudan oluşan bir yapı. Bu sorular arasında matematik becerisinin ölçülmesi de olabilir, şekil becerisinin ölçülmesi de olabilir, dil becerisinin ölçülmesi de olabilir. Nitekim böyle bir yapıyı kullanarak siz pekala işte kişinin IQ yani zeka puanını karşılaştırılabilir bir şekilde belirleyebilirsiniz. Kişinin matematik zekası yüksek olabilir ama işte şekil zekası daha düşük olabilir. Ama bu genelde size kişinin zeka düzeyi hakkında, IQ'su hakkında bir bilgi verir. Kuşkusuz bu aşamada IQ testleriyle ilgili olarak ya acaba gerçekten bunlar ölçmesi gereken şeyi ölçüyor mu sorusunu da gündeme getirebilirsiniz. Bugünkü derste geçerlilik ve güvenilirlik kavramlardan söz ederken tekrar döneceğiz buna. Ama en azından şu anda böyle bir yapıyı değişik amaçlarla kullanıyoruz günlük hayatımızda. Bu sadece bir örnek. Kuşkusuz bunun yanı sıra geliştirilmiş birçok yapı, yani insan eliyle, araştırmacılar aracılığıyla geliştirilmiş, doğrudan ya da dolaylı olarak gözleyemeyeceğimiz soyut kavramları ölçmek için birçok yapı geliştirilmiştir. Özellikle sosyal bilimlerde bu yapılar yaygın olarak kullanılmaktadır. Ölçme türlerinin yanı sıra bir de ölçme düzeylerine bakalım. Ölçme düzeyi açısından biz ölçtüğümüz şeyin bir takım özelliklerini ölçmeye çalışıyoruz. Yani bu özellik kişilerle ilgili olduğu zaman yaş olabilir, cinsiyet olabilir, dış görünüş olabilir vesaire. Değişken dediğimiz şey ise özelliklerin bir mantıksal setinden oluşuyor. Örneğin cinsiyet değişkeni çoğu zaman kadın ve erkekten oluşurken diyelim ki mesleğiniz dediğimizde bu çok daha fazla değerler alabilir. Değişken derken bir dizi mantıksal setten kastımız o işte. Muhasebeciden ne bileyim doktora, mühendise vesaireye kadar. Kavramsallaştırma ve işletimselleştirme süreçleri değişkenlerin ve bu değişkenleri oluşturan değerlerin belirlenme sürecidir. Yani siz diyelim ki iki değişken arasında ilişki olup olmadığını görmeye çalışıyorsunuz. Örneğin yapılan spor türüyle yaşam uzunluğu diyelim ki konumuz. O zaman acaba ben burada hangi değişkenlerden söz ediyorum ve bu değişkenler hangi değerleri alabilirler? İşte diyelim ki yapılan spor türü dediğinizde bir sürü spordan bahsedebilirsiniz. Bu değişkenin alabileceği mantıksal diziyi, seti oluşturuyor anlamına. Öte yandan kişinin yaşam süresi dediğimiz anda da işte 0 yaş ile bilmem en yaş arasında, en burada sonsuzluk anlamına değil tabii ki, hangi değerleri alabileceğini tanımlamış oluyoruz. Böyle bir tanımlama sürecinde bu değişkenlerin alacağı değerlerin tabii ki tam olması lazım. Yani örneğin cinsiyet dediğimizde bir kişi ya erkek ya kadın biçiminde sınıflanacak. Mesleğiniz dediğinizde bir kişinin mesleği ya muhasebeci, ya öğretmen, ya doktor, ya mühendis, ya işte her neyse sınıflanacak anlamına. Dolayısıyla da böyle bir sınıflama yaparken biz hakkında gözlem yaptığımız şeyi, nesneyi, kişiyi birden fazla sınıf altında sınıflayamamalıyız. Yani bir kişi hem kadın hem erkek biçiminde ya da hem şu mesleği hem bu mesleği yapıyor biçiminde sınıflanmamalı. Tabii bu araştırmanın niteliğine göre, yoksa yani bir kişinin hem muhasebeci hem müzisyen olmasında herhangi bir sakınca olduğu için değil. Sadece yaptığımız araştırma sırasında neyi gözlemek, ölçmek istiyorsak onu tam layıkıyla gözleyip gözleyemediğimizi görme açısından böyle bir tam değer altında sınıflama önemli. Ölçme düzeylerine daha belki de somut olarak şu gördüğümüz slide'a gösterebiliriz. Slide'ın
Tipografisi açısından da dikkat ederseniz küçükten büyüğe doğru bir gidiş var. Bunun üzerine daha sonra konuşacağım ama bu kabaca ölçme düzeylerinin ne kadar ilginç olduğunu da gösteriyor. Hatta daha sonra hangi düzeyde ölçülmüş verilerle neler yapabileceğinizi göstermesi açısından da önemli. Dolayısıyla da örneğin sınıflandırma ya da nominal ölçme dediğimiz anda sadece ya o gruptadır ya bu gruptadır diyoruz. Buna sınıflandırma ölçme düzeyi, yani cinsiyet gibi, doğum yeri gibi, saç rengi gibi tamamen birbirini dışlayan bir şekilde gözlediğimiz şeylerin sınıflanması buna bir örnek. Tabii bu aynı zamanda en az kesin ve daha sonra en az ilginç şeylerin yapılabileceği ölçüm düzeyi diye de vurgulamak lazım. Bunu hemen bütün ölçme düzeylerini söyledikten sonra ne demek istediğimi açarak biraz daha ayrıntısına gireceğim. İkincisi ise sıralama. Sıralama ölçme düzeyi. Bu ise mantıksal olarak sıralanabilen, azdan çoğa ya da çoktan aza doğru sıralanabilen nesneleri, kişileri vesaire her neyse ölçmek için kullanılıyor. Örneğin burada bir maraton koşusu sırasında insanların diyelim ki derecelerini veriyorsunuz. İşte şu kişi birinci bitirdi, şu kişi ikinci bitirdi, şu kişi üçüncü bitirdi vesaire. Ama kişiler arasındaki uzaklıklar birbirinden farklı. Biz sadece burada örneğin dördüncü kişinin beşinci kişiden daha kısa sürede o mesafeyi koştuğunu söyleyebiliyoruz. Fakat dördüncü kişiyle beşinci kişi arasındaki fark ile zaman açısından örneğin altıncı kişiyle yedinci kişi arasındaki fark birbirinden pekala farklı olabilir. Biz buna dayanarak diyebiliriz ki işte bir kişi maratonda üçüncü olduysa İkinciden daha kötü bir derece yapmıştır gibisinden. Yedinci olduysa o da beşinciden daha kötü derece yapmıştır diye bunları kendi aralarında sıralayabiliyoruz. Sıralama ölçme düzeyinden kasıt bu. Eşit aralıklı ise burada bir önceki sıralamadan farklı olarak adı üzerinde aralıklar eşit. Örneğin sıcaklığı ele alın. 10 derece ile 20 derece arasındaki fark ile 30 derece ile 40 derece arasındaki fark aynı. Eşit aralıklı oradan geliyor. Ama bu tabii ki ikisi arasındaki sıcaklık farkının 2 katı, 3 katı olduğu anlamına yorumlanamaz. Yani burada sıfır yokluk anlamına gelmiyor. Yani 0 derecede gayet mükemmel bir sıcaklık. Tıpkı yani IQ 0 rastlanan bir şey midir bilmiyorum ama o da o kişinin hiç zekası yok anlamına gelmemesi gibi. Ya da örneğin ölçme düzeyi olarak diyelim ki depremlerin yıkım şiddetini ele alın. 4 şiddetinde bir depremle 5 şiddetindeki bir deprem arasında Richter ölçeğine göre bir fark var. Aynı şekilde 6 ile 7 arasında da bir fark var. Ama nasıl ki 20 derece 10 dereceden 2 kat sıcak diyemiyorsak aynı şekilde 6'lık bir deprem 3'lük bir depremin 2 katı yıkım gücüne sahiptir de diyemiyoruz. Dolayısıyla bu etki açısından birbirinden farklı. Son olarak ise sıfır değerinin bir anlam ifade ettiği oransal ölçümler. Bir önceki eşit aralıklı da diyemiyorduk işte 20 derece 10 derecenin 2 katı sıcak. Ama oransal ölçüm yaptığımız zaman örneğin ayda 2000 lira kazanan bir kişi ayda 1000 lira kazananın tam 2 katı kazanıyordur. Hiç çalışmayıp bir geliri olmayan bir kişi 0 lira kazanıyordur. Dolayısıyla burada sıfırın bir anlamı var. Onun için de oransal ölçümlerde böyle karşılaştırmaları pekala yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bu 4 ölçüm düzeyinde ölçümler
en düşük ölçüm düzeyinden en yüksek ya da en kesin ölçüm düzeyine doğru bir gidiş sergiliyor. Bu aynı zamanda demin sıralama düzeyinden söz ederken sıralama düzeyinde ölçüm yapmak çok ilginç ya da daha sonra ilginç testler yapmanıza engel bir bakıma demiştim. Şimdi onu da bir miktar açıklamakta yarar var. Bu düzeye baktığımızda tabii ki mümkünse eğer ölçmek istediğimiz şeyi en kesin düzeyde ölçmek isteriz. Neden? Çünkü hem daha sonra daha ayrıntılı değerlendirmeler, testler yapmak mümkün, hem de gerekirse en kesin düzeyde ölçtüğümüz şeyleri daha sonra daha gevşek ölçüm biçimine çevirebiliriz. Ama bunun tersi doğru değil. Ne demek istiyoruz? Örneğin yaş değişkenini ele alalım. Yaş değişkenini sınıflama düzeyinde ölçebilirsiniz. Bir sınır belirlersiniz. Dersiniz ki genç, yaşlı. Tamam, sınıflama düzeyinde ölçtük yaş değişkenini. Ya da sıralama düzeyinde ölçebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki işte işaretleyin. 10 ile 20 yaş arası, 21 ile 30 yaş arası, 31 ile 40 yaş arası biçiminde seçenekleri verirsiniz. Değil mi? Ya da bunu doğrudan sorarsınız. Kaç yaşındasınız diye. İşte 36, 45 vesaire. Şimdi bakın, aynı değişkeni farklı ölçme düzeylerinde ölçtük. Peki ben verimi sınıflama düzeyinde ölçerek topladıysam genç yaşlı şeklinde, bu kişinin hangi yaş bandında olduğunu söyleyebilir miyim? Böyle bir gözlem yoksa elimde söyleyemem. Bu kişinin kesin olarak kaç yaşında olduğunu söyleyebilir miyim? Yine aynı şekilde söyleyemem. Ama diyelim ki en yüksek düzeyde ölçtük. Kişiye doğrudan sorduk. Kaç yaşındasın? 36, 45, 17 vesaire. Bu veriyi geriye dönerek istediğim ölçme düzeyinde gerekirse yorumlayabilirim. Örneğin 37, 46, 17 vesaire diye topladığım verileri belki de grafik çok kalabalık olmasın diye 10'ar yıllık bantlar halinde düzenler, acaba dağılım normal dağılıma uyuyor mu diye pekala bakabilirim. Ne oldu? Bir derece kaybettik. Artık kişi 37 yaş verdiyse o 30-40 bandında. Bakın, kesinlik kaybedip sıralama düzeyine gelmiş durumdayız. Ya da belki de daha sonra göreceğimiz gibi iki kare analizi yapacağız. Basitleştirmek amacıyla örneğin atıyorum kafadan 60 yaşındakilere yaşlı dedik, ondan daha genç olanlara genç dedik ve buna göre de daha önce en kesin düzeyde ölçtüğümüz şeyleri genç yaşlı diye ayırdık. Ne yaptık? O zaman da sınıflandırmış olduk. Tekrar ediyorum, bu en kesinden en az kesine doğru yapılabilecek bir şey, ama veriyi eğer en az kesin biçimde topladıysanız onu daha kesin bir şekilde getirmek yeniden gözlem yapmadıkça mümkün değil. Bir diğer burada değinmem gereken konu ise bu sıralamaya baktığımızda en az ilginçten daha ilgince doğru bir gidiş var. Bu ilginç sözcüğünü açmak gerekirse, eğer siz ölçme düzeyiniz sınıflandırma düzeyindeyse o konuda çok fazla bir değerlendirme yapmanız mümkün değil. İşte diyeceksiniz ki ne bileyim cinsiyetle kütüphaneye gitme arasında bir ilişki var mı? Bitti. Yani var ya da yok diyeceksiniz. Ama daha kesin ölçümlere doğru gittikçe daha ilginç şeyler, testler yapabilirsiniz topladığınız veriler üzerinde. Bunları daha sonra da göreceğiz. Yani pasif bir şekilde işte bu kişinin cinsiyeti bu sınıfa koy, kütüphaneye gitmiş mi bu sınıfa koy biçiminde bir ölçüm bizi en azından ilginç şeyler yapmaktan alıkoyuyor. Ama öte yandan eğer biz
daha kesin ölçüm düzeylerinde ölçme yaparsak daha ilginç sorulara cevap verebiliriz. Yine bugünkü gazetelerden birinde örneğin bizim öğretim üyelerimiz tarafından yapılan bir araştırmada anne babaların çocuklarını alıp kitapçıya götürme konusunda çok hassas davrandıkları ile ilgili istatistikler vardı. Profesör Bülent Yılmaz'ın yaptığı bir araştırmaya dayanarak. Şimdi burada ilginçlik açısından bakıldığında örneğin neler yapılabilir? Ne kadar kütüphaneye gittiniz ya da kitapçıya götürdünüz mü çocuğunuzu? Tamam, bunun şeyini verdik. Ama öte yandan eğer biz diyelim ki cinsiyete göre kütüphaneye götürme sıklığı ya da kaç tane kitap okuduğu gibi daha kesin düzeyde ölçümler yaparsak o zaman bu bizim daha karmaşık sorulara da cevap vermemize imkan sağlıyor. Yani burada amaç bir bakıma pasif bir şekilde gözlem yapmaktan deneye bir şey yaptırmaya, bir skor üretmeye doğru giderse o zaman daha ilginç şeyler yapabiliriz. Yani örneğin dersin başında sözünü ettiğim işte hangi sporu yaptığına bakıp koşma mı yoksa yürüyüş mü yaşam süresine bakmak yerine ki bu düşük düzeyde ölçümlerden biri olduğunu düşünelim. Diyelim ki siz kişileri aldınız belirli bir süre boyunca gözlediniz. O zaman şu sporu yapan kişinin yaşam süresiyle bu kişinin yaşam süresini sadece ölçmekle kalmadınız. Aynı zamanda belki de ona yani tamam bir grup bulup bu sefer işte koşma değil de judo sporunu yaptığında ne oluyor? Buna bakalım. Ya da cinsiyete göre acaba nasıl bir farklılık gösteriyor biçiminde bakabiliriz. Buradaki ölçme düzeyleri aynı zamanda rapor etme ya da istatistiksel testler açısından da önemli. Örneğin sınıflama ölçme düzeyini sadece gruplayabilirsiniz. İşte deneye katılanların yüzde şu kadar erkekti, yüzde şu kadarı kadındı. Bitti. Fakat daha sonrakileri daha değişik bir şekilde yorumlayabilirsiniz. Yani örneğin yaşı sadece genç yaşlı biçimde ölçtüyseniz şu kadarı gençtir, şu kadarı yaşlıdır diyebilirsiniz. Ama öte yandan oransal ölçüm yaptıysanız işte bu grubun yaş ortalaması şudur. Standart sapması şudur. Maksimum değeri şudur. Minimum değeri şudur. Erkeklerle kadınlar arasındaki yaş farkı şudur gibi çok daha ayrıntılı testler yapmamıza imkan verecek ölçüm düzeyidir o açıdan bakıldığında da. Burada özetlemeye çalıştığım gelişmeleri bir tablo halinde görüyorsunuz. Dikkat ederseniz evetlerin çokluğu burada bize demin söylediğim gibi sınıflama düzeyinden oranlı düzeye gittikçe o verilerle neler yapabileceğinizin sayısının da artışını gösteriyor. Örneğin sınıflama düzeyinde ölçülmüş bir yapılmış bir gözlem sadece sınıflara ayırabiliyorsunuz ve kategorize edebiliyorsunuz. Öte yandan oransal ölçüm yaptığınızda ise bunlara ilaveten aynı zamanda kategorileri sıralayabiliyorsunuz. Şimdi sınıflama düzeyinde sıralamanın bir anlamı var mı? Yok. Yani genç yaşlı dediniz. Zaten iki grup var. Ya da mesleği şudur budur dediniz. Sıralama burada zaten kavramsal olarak bir anlam ifade etmiyor. Sıralama demek birinin diğerinden daha üstün ya da düşük olması anlamına geliyor. Ama örneğin genç yaşlı yerine 35-47 biçiminde ölçtüyseniz pekala oradaki sıralamayı işte kişinin bu dünyada kaç yıldır kalıp gezdirdiğine bakarak sıralamış oluyorsunuz. Ya da dikkat ederseniz daha ileriye gittiğimizde sabit sıfır değeri var. Örneğin bir kişinin sıfır yaşında olması demek yeni doğmuş olması anlamına gelmesi gibi. O bakımdan da ölçme düzeyleri ile ilgili bu hususları daha sonraki istatistiksel testler bağlamında yeniden gözden geçirip ayrıntılı ölçüm düzeylerinin bize sağladığı yararları tekrar göreceğiz.